Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. Le mille mots les plus en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serinin 86. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda 100 videodan oluşan bir seriyi 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Hem Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeye bakıyoruz, telaffuzlarına bakıyoruz. Hem de kalıcı olsun diye kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle le yani on kelimeye bakalım. van önüne önünde faluar bir fiil gerekli olmak demek. Apar ayrıca avredir doğrusunu söylemek gerekirse trouver bir fiil bulmak demek. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Devoir önüne, önünde, falloir gerekli olmak, Apar ayrıca, Avredir, doğrusunu söylemek gerekirse, trouver bulmak demek. Hemen ledimo 10 kelimeye devam edelim. La réduction azaltma, indirim. Plantı bir fiil, dikmek, ekmek. Ontö ya da ontözü utangaç, sıkılgan. Bu bir sıfat. Connaître bir fiil, bilmek, tanımak. La valeur, değer demek. Bir şeyin ederi gibi de düşünebilirsiniz. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. La rediction, azaltma, indirim. Plante, dikmek, ekmek. Ontö ya da ontözü, utangaç, sıkılgan. Connaître, bilmek, tanımak la valeur değer eder. Geldik les exemples yani örneklere. Öğrendiğimiz kelimeleri cümle içinde kullanalım. Böylece daha kalıcı olacak. Je ne pas l'homme qui attend devant la porte de la maison. Evin kapısının önünde bekleyen adamı tanımıyorum. Bakın şimdi devant burada. Dikkat ederseniz burada bir pronom relatif var. Sizlerden çok sık geliyor hocam pronom relatif konusunu anlamıyoruz diye. Ki pronom relatifi ki direkt olarak bağlaç diyebiliriz. Türkçe'ye en an karşılığını verdiğini ve sonrasında hemen bir çekilmiş fiil gelmesi gerektiğini aklınızda tutun. Bakın burada çekilmiş fiil var. Türkçe'de en an karşılığı da burada. Aslına bakarsanız çok kolay. YDS Fransızca gibi, DELF, DALF gibi sınavlarda da karşınıza çıkabilir. Le pronom relatif yani bağlaçların ya da le pronom relatif sem ve kompoze. Türkçe'ye verdiği karşılıkları bilirseniz birkaç tane soruyu kolayca atlayabilirsiniz. Zaten onlara geleceğiz. Il me faut trois œufs et un demi kilo de farine pour cette recette. Bu tarif için bana 3 yumurta ve yarım kilo un gerekiyor. İlfo. Bakın şöyle düşünün. Falivar fiili ilfo diye kullanılıyor. Türkçe'ye gerekir. Gereklidir. Karşılıklarını veriyor. Zaten fiilleri çalıştığımız bir seri var. Yani Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin farklı zamanlarda ve kiplerde çekimlerini çalıştığımız bir seri var. Orada faluar fiilini de çalıştık. O seriyi izleyerek çalışabilirsiniz. Çok faydalı olur. Apar, je besoin d'un peu Ayrıca birazcık yardıma ihtiyacım var. Şimdi apar burada. Şurada kullandığımız ifadeyi de şuraya yazalım. Avoir besoin de diye dökerken olabilir. Yani birine ihtiyacı olmak. Dökerkeşoz olabilir. Bir şeye ihtiyacı olmak ya da döfer kerkeşoz olabilir. Bir şey yapmaya ihtiyacı olmak. Şuraya yazalım. İhtiyacı olmak diye aklınızda tutun. A vrai nous Doğrusunu söylemek gerekirse oraya gitmeyi istemiyoruz. Avredir burada Dikkat edin burada bir y var. Bu ne? Bu bir pronom kompleman. Şuraya çekelim. Le pronom kompleman. Pronom kompleman tamamlama zamiri diyebiliriz. Zira Türkçe'de direkt olarak bir karşılığı yok. Y Türkçe'ye oraya, orası, ora karşılıklarını veriyor. Daha önce geçmiş bir yer ismine gönderme yapması lazım. Aslına bakarsanız le pronom kompleman yani tamamlama zamirleri konusunu bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izleyerek çalışabilirsiniz. Tamamlama zamiri diyelim burada tekil olarak yazdık. Alice a finalement trouvé un bon travail. Alice sonunda iyi bir iş buldu. Trouvé fiili burada. Şimdi cümlelerimizi ve Türkçe karşılıklarını tekrar bir okuyalım. Je ne connais pas l'homme qui attend devant la porte de la maison. Evin kapısının önünde bekleyen adamı tanımıyorum. Il me faut, bana lazım, bana gerekli. Trois œufs et un demi kilo de farine pour cette recette. Bu tarif için bana 3 yumurta ve yarım kilo un gerekiyor. Appa, je besoin d'un peu d'aide. Ayrıca birazcık yardıma ihtiyacım var. A vrai dire, nous ne voulons pas y Doğrusunu söylemek gerekirse biz oraya gitmeyi istemiyoruz. Alice a finalement trouvé un bon travail. Alice sonunda iyi bir iş buldu. Les exemples, yani örnek cümlelere devam edelim. Alex nous a donné des coupons de réduction. Alex bize indirim kuponları verdi. Reduction burada. Si vous voulez planter des fleurs, utilisez une terre de bonne qualité. Çiçek dikmek istiyorsanız kaliteli toprak kullanın. Plante burada. Mark nous regardait avec un sourire honteux. Marc utangaç bir gülümsemeyle bize bakıyordu. Honteux burada. Buradaki isim yani sourire maskulin olduğu için sıfatı da ona göre akorladık. Connaître les gens, c'est toujours très difficile. İnsanları tanımak daima çok zor. Connaître burada. Quelle est la valeur actuelle du dollar? Doların şu andaki değeri nedir? La valeur burada. Hepsini tekrar bir okuyalım. Alex nous a donné des coupons de réduction. Alex bize indirim kuponları verdi. Buradaki nous da bir pronom kompleman yani tamamlama zamiri. Si vous voulez planter des fleurs, utilisez une terre de bonne qualité. Çiçek dikmeyi istiyorsanız kaliteli toprak kullanın. Mark nous regardait avec un sourire honteux. Mark utangaç bir gülümsemeyle bize bakıyordu. Connaître les gens, c'est toujours très difficile. İnsanları tanımak daima çok zor. Quelle est la valeur actuelle du dollar? Doların şu anki değeri ne? Ve La Fin de la Video. Geldik videonun sonuna. 86. videomuzun sonuna geldik. Le mille mots les plus utilisés en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serimiz 100 videodan oluşuyor. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle. Toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.